Şimdi bu konuda öyle işte. Bu konuda enteresan. Şimdi Gülbahane Hanım, 2 yaşındaki bir çocuğun kaybından bahsediyoruz. Ve burada suçlanan kişi de siz olarak gösteriliyorsunuz. Siz gidip jandarmaya bu konuda ifade de vermişsiniz anladığım kadarıyla. Sonra siz bir ara tutuklanmışsınız da. Neden tutuklandınız? Tutuklandığım bundan bir işi yok. O başka bir O, konu muydu? yok yok. O iki tane telefon vardı. Telefon yüzünden faturayı ödemedik birinin, biliyor musun? Ondan icra kalktı. Sen ondan dolayı mı Ondan tutuklandın? yaptım ondan. Anladım. Çocuğundan şey yok. Şimdi biz senin o dönem hani evime geldi, benimle evlenmek istedi dediğin Mecit Bey'i bulduk. Mecit Bey'le bir röportaj yaptık. Şimdi arkadaşlar, yani gerçekten herkes için kavga etmeye hazırım ama bu sizin kendi davanız ve konuyu siz biliyorsunuz. Anlayamadığım bir şekilde, yani tamam çok üzgünsünüz ama sizin de çocuğunuz dün kaybolmadı yani. Üzerinden geçti 20 yıl. Anlatabiliyor muyum? Siz de ne biliyorsanız, ne ediyorsanız lütfen bildiklerinizi anlatın. Bugün Ömer Bey, ayrıca abiniz de geldi Gülbahane Hanım'ın ama şimdi ben bu röportajı falan sizin eşinizin yanında izletmek istemediğim için sizinle bir başlamak istedim. Sonra eşiniz aslında anladığım kadarıyla her şeyi öğrenip razı olmuş bir adam yıllar içinde. Sizi affetmiş. Ama şimdi Mecit Bey'in de bir takım iddiaları var. Mecit Bey sizin, bilmiyorum, bir tane amcanız denen bir tane üfürükçü varmış yine. Cafer. Cafer'le beraber bu Onun Gamze'yi az sattığınızı dur. iddia ediyor. Üfürükçüyle ne işi varmış onun? Senin Onun varmış. ne işi varmış? Ne işi varmış onun? Kimin? Mecid'in. Mecit'in yok. O zaten senin üfürükçüyle işin olduğunu söylüyor. O üfürükçüye de sen amcam diyormuşsun ama şimdi bunu da kayınpederine de Mecit'i hala oğlu olarak tanıttığın için gerçekten amcanını bilemiyorum. Şimdi senin bu amcayla beraber, hani kendine amca denen o kişiyle beraber Gamze'yi sattığını, bunun üzerine de gidip kendine ev aldığını iddia ediyor. Bir izleyelim. Heh. Mecit kendisi çocuğu kaybetti, çocuğu çıkarsın. Onunla, üfürükçüyle, şununla, bununla işi yok. Kendi kaybetti çocuğu. Kendi kaybetti, kendi çıkartacak Mecit çocuğu. Bey de zaten yayınımızda olacak. Hazır Olsun, mı? yayında olsun. Mecit Bey de bir göreyim, Olsun. günaydın. Buraya üfürükçü çocuğu, bu şey için gelmedi. Biz buraya çocuk Günaydın için Müge geldik. Hanım. Günaydın, hoş geldiniz siz de yayınımıza. Vallahi yani kusura bakmayın ama Teşekkür ederim. yani böyle işte iki, ne için diyeyim demeyeyim. Yani bu çocuk ortadan kaybolmuş. Şimdi Gülbahane Hanım diyor ki Mecit kaybetti. Siz diyorsunuz ki ben de Gülbahane'den şüpheleniyorum. O çocuğu birine sattı. Parasıyla da ev aldı. Önce bir izleyelim Mecit Bey'i. Yani Ya Mecit Bey'in bayağı iddiaları var konuşsun çünkü. konuşsun, tamam, ben de konuşayım. 2 yaşındaki Gamze'yi küçük çocuğun amcasının karısı Gülbani Gündoğdu'ya olan takıntılı aşkı yüzünden kaçırdığı iddia edilen isimdi Mecit Yıldırım. Kasapta çalışırken Gülbani ile biz göz göze geldik. Arkadaş olduk. Gülbani'nin benimle ilişkisinin hepsi biliyor. Gülbani tek taraflı benim ilişkim diyor ya, bana gönül koymuş, öyle bir şey yok. Zorla evlenmek istediğinizi de iddia etti. Var mı böyle bir şey? Yok Siz evli abici, değil mi? Yok abici böyle bir şey. Benim 4 tane çocuğum vardı. Gülbani'yi yatıracak yerim yoktu. İkinci bir evlilik yapacağım. Sadece bir gönül ilişkisi. İlişkisiydi benimle Gülbahane'nin arasındaki. Mecit Yıldırım'ın iddiasına göre hala yüzünde bir tebessümle söz ettiği Gülbahane Gündoğdu, rahatça görüşebilmek için kendisini eşiyle tanıştırmıştı. Gülbahane'nin planı rahat dedi, gelip gelmek için dedi, seni dedi Muharrem'le dedi arkadaş yapayım. Nasıl arkadaş yapacaksın Gülbahane? Doktordan gelirken dedi, arabada dedi, ben bir bayanla tanıştım. İşte Gürköy'de Mecit Yıldırım, kasap. Onun hanımıyla tanıştım derim. Muharrem'le biz uçur arkadaş olduk. Muharrem'le ben önceden arkadaş olup da Muharrem namusuna bakmış değilim. Nasıl bir kadın Gülbahane Hanım? Mesela sizi ne? Almış Samsun'a da götürmüş. Beni götürdü Samsun'a. Kaynatası var, kaynanası var. Adam beni sorgu yağmuruna tuttu. Sen kimsin? Bunların ne oluyor? Böyle çapraz sorgu gibi sorguya tutuyor adam. Dedi bu benim dedi halamın çocuğu dedi. Orada çocuğa da yakalandık. Peki iddia edildiği gibi Mecit Yıldırım gönül ilişkisi yaşadığını söylediği Gülbahane Gündoğdu'nun kapısına dayanıp evlerini basmış mıydı? Gülbahane beni çağırdığı zaman oraya gidiyordum. Arabamı da kapının önüne çekiyordum. Orada Gülbahane beni aslanlar gibi içeri alıyordu. Sen de bu adamı niye içeri alıyorsun diyen kimse yoktu. Ben zaten rahatlıkla gidiyorum çayımı kahvemi içip çıkıp geliyorum. Bir de evini niye basayım? Kızınız da şöyle bir iddiada bulundu. Aracınız kurşunlanmış. Kayını kurşunladı. Adam orada hazmedemedi benim oraya gidip geldiğimi. Gülbahane'ye de bir şey diyemedi. Ben evden çıktım peşimden kurşun attı. Bana kurşun isabet etmedi de herhalde tüfekle atmıştı. Arabaya saçma dokunmuş. 2 yaşındaki Gamze'yi kaçırdığı iddiasını kabul etmeyen Mecit Yıldırım, Gamze'nin babası
Ömer Gündoğdu ile aralarında yaşanan gerginliği de anlatıyor. Benim kızımla yaşıt Gülbane'nin kızı vardı. Ben kaçırsaydım Gülbane'nin kızını kaçırdım. Evimde bir yıl okuttum ben burada çocuğu. Çocuklarımla yattı, çocuklarımla kaldı. Soframda aynı benim soframla yedi içti kaldı. Ömer Bey sizin dükkanınıza gelip ne söyledi, orada ne konuşuldu? Sokakta dükkana gelmedi Ömer. Sen bizim arkadaşımızın dedin, bizim namusumuza niye baktın dedi bana. Beni Gülbane sizinle arkadaş etti. Ben sizin arkadaşınız değilim dedim. Ömer'i ben aldım telefon kulübesine götürdüm. Ben Havva ile konuştuk ana, telefonun hafızasını Ömer'in kulağına tuttum. Oraya gelip gittim. Bir hafta kaldın mı dedim. Siz dedi bunu niye dedi açığa verdiniz dedi. Dediği zaman Ömer havalandı. Ondan sonra 3 gün sonra çocuk kayboldu. Ömer'in karısıyla Yasemin'le Gülbane konuşmuyordu. Çocuğun kayıp olduğu zaman Gülbane onu Ale Dereveli'yle yufkaşmaya götürmüş onu. O anda çocuk kaybolmuş. Çocuğun babası da evde. Gülbane Hanım'a hiç sana öyle bir acı yaşatacak kesinlikle ki görecek. Kesinlikle abi. O çocuk kaybolmasaydı Gülbane bana gelecekti abi. Yuvamını dağıtacaktı. Mecit Yıldırım patronunun oğlunun Gamze'yi kaçırdığı iddiasını da yalanlıyor. Halil İbrahim denen çocuk benim yeğenimin çocuğu. Tahminim 15-16-18 yaşında yoktu. Çocuk kaçıracak. Öyle bir kabeste de yok. Mecit Yıldırım'ın kaçırdığı söylenen Gamze ile ilgili şüphesi ise o dönem gönül ilişkisi yaşadığını söylediği Gülbane Gündoğdu'yla onun üfürükçü dediği amcası üzerindeydi. Gülbane gitti ordu merkezden 180 metrekare daire aldı. Gülbane'nin o daireyi alacak gücü yok bir defa. Nasıl aldı? Nasıl bir gücüdü? Nasıl almış olabilir? Çocuğu kaybetti abi. Cafer Gündoğdu denen bir adam vardı. Üfürükçü. Onun amcası. Gülbane'yle ikisi kaybetti çocuğu. Cafer'in telefonuna benim numaramdan Cafer'e tehdit edildi. Ben ispat ettim böyle bir şey olmadığını. Ondan sonra da sessiz daha kesildi. En son ne zaman görüştünüz? Çocuğun kaybından önce sonra ne zaman? Gülbane'yle bir araya daha gelmedik. O da görüşmedi. Ben de görüşmek istemedim. Gülbane gelip de demedi ki bana. Mecit seninle kayboldu bu çocuk demedi bana. Canlarımda bir gecede kaldık biz nezarette. Konuştuk Gülbane'yle. Bu çocuğu dedi çıkart. Çıkarttıktan sonra ben dedi sana bir hafta sonra geri geleceğim dedim. Sen götürdün dedi bana. Ben dedim ona sen götürdün. Ertesi gün Gülbane tutuklandı. Niye tutuklandı ondan haberim yok. Suçu neydi de cezaevine gitti. Ömer Bey bu kayıptan sonra sizin yanınıza kaç kere geldi? Ömer hiç gelmedi. Bu çocuğu beraber arayalım dedim. Ömer kayboldu gitti. Daha da Ömer gelmedi benim yanıma. Peki Gamze'nin kaybolduğu dönem ne konuşulmuş, neler söylenmişti? Evlenmeden önce bir dostu varmış. Evlendikten sonra da bu aynı ilişki sürmüş. Gülbane beni konuştum ağzı. Ağzımı açarım falan dedi ya. Onun o pisliklerini o da biliyor. Onun pisliğini o biliyor. Onun pisliğini o biliyor abi. İkisi de anlatırsa bir araya gelirse bu çocuk bulunur. Bu çocuk evlatlık bir yere verildi. O çocuk yaşıyor mu? Bence yaşıyor. Müge Hanım bu işi çözecek. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.